Selamünaleyküm. Evet. Süpürgem geldi. Kapıları elleyememiştim. Süpürge yok çünkü. Bu çiçeğim de böyle çok yola gelmiş. Bunları böyle toplamam lazım. Ya da kesmem lazım. Neyse, onlara detaylı uğraşmam lazım. Çok güzel ya. Bizim de komşumuz vefat etmiş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. İyi insanlardı. Şöyle. Bunu o aldığım çiçekleri dikeceğim. Bu da kutu. Sonra diğer evime geçeceğim. Abim geldi. Yemek yapacağım. Şimdi en azından bir güzelleri alayım da. Yaprakları buraya dolmuş. Belki gece geri gelirim, bilmiyorum. Ya da yarın gelirim. İneklerimi sağmaya gideceğim. Üstüm başım batıyor zaten. Bu masamı da götüreceğim. Hiç kullanmadıydım, aldım. Bir tane de içeride var. Orada bana lazım oluyor her şey. Giderken de çöpümü götürürüm. Yıkamama gerek yok. Yağmur yağıyor. Bunları alayım. Oh. Hop dostum, yırtma. Bunları da buraya bırakayım, çürümesinler, lazım olur. Bunu da kırmışlar geçerken, herhalde dokundular. Altından alayım bunları. Ah.
güvecim. Bunu da götüreyim, sobada bir şeyler pişiririm. Ay, etekte hep yerlere sürüldüm. Bunlar hep yola gelmiş. Bunu bağlayayım ya. Bu çok güzel açıyor. Bayağı yağmur yağıyor. Oldu. Şunu da doğaya atayım. Evet, oldu. Kırılmış kopmuş çiçek görünce dayanamıyorum. Ona hemen can olmak istiyorum, can vermek istiyorum. O da bir canlı. Kırılınca dalından olmuyor. İçinde bir bey gelmiş. Şahsa ait falan demiş. Pek olumlu gibi konuşmamış. Ben size olumlu olumsuz cevap vereceğim demiş. Bilmiyorum. İnşallah yolum olur. Semih'im için, yavrum için çok istiyorum gerçekten. Şimdi ona dedim ki anneciğim ben öbür tarafa gideceğim dedim. Belki gece gelirim dedim. Tamam anne ne olur gel dedi. Böyle. Üzülüyorum ama belli etmiyorum gerçekten. Tamam anneciğim, sen istediğin zaman ben buradayım diyorum, geliyorum diyorum, işte böyle çocuğu oyalıyorum yani.
Benim burada hortumum vardı ama. Aha. Buldum onu. Bir su tutalım ya, değil mi? Adettendir. Kürek bırakmıyor peşime. Hadi daha teferruatlı yapacağım buraları inşallah. Şimdilik kaba pisliğini aldım. Temizlik gibisi var mı ya? Vallahi yok. Tamam. Bunların da suyu süzülsü şuraya bırakayım. İyi, temiz oldu. Çamur olmuş orası. Olsun. En azından temiz oldu. Şu kapıya da bir su tutayım. Makinem falan o işte Alnişanlı Bayramı'nın arkasında. Orada boş yer vardı. Oraya tesisat döşetip oraya koymuştum. Bir arkadaşım çok güzel bir fikir vermişti. Evin içi küçük olduğu için öyle değerlendirmeler yapmıştım işte. Makinenin hortumunu isteyince buraya salıyorum ki buralar yıkansın diye yapmıştım. Normalde banyoyu akıyor. Böyle. Yani dışarı akıyor zannetmeyin. Ben istediğim zaman akıtıyorum yani onu. Hatta onu şöyle basılmasın üstüne. Tamam. Okey. Oldu. Şimdi kurutmaya çamaşır atacağım. Semih'in formasını yıkadım. Günlük yıkıyorum yani. Tekvando kıyafetlerini yıkadım. Spora gidiyor Semih'im. Evet. Thank you.
sepeti de yukarı bırakayım şöyle ters yine. İçine bir şey dolmasın. Ben bir kolaçan edeyim yine kirli bir şey var mı diye. Ya dünya fani, ölüm ani arkadaşlar. İşte komşumuz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şunları toparlayayım, hemen gitmem lazım eve. Böyle işte. Bu da stilim benim. Öbür eve götüreceğim. Bu kesinlikle çok işime yarayacak. Biraz paslanmış. O ardiye gibi yerim var ya, demin boruları koydum. Oradaydı o. Böyle işte. Kirli çamaşırım da yokmuş. Yok zaten de. Dedim acaba Semih'in bazen soyuyu atıyor sağa sola. Yani yolum yapılırsa buranın yükünden kurtulmuş olacak. Öyle. Yani eşim acil işlerinde kalır ama Semih'im hep yanımda olur. Abisi alır okuldan. Ne bileyim işte, bir şeyler olur. Daha güzel olacak yani kesinlikle. Böyle. Bir şeyler. Ev işi bitmiyor. Bu da çayım burada. Bu da demliğim. İs yapıyor Aygaz. Tüp bittiydi, onu değiştirdim. Çekmeceler de böyle olmuş, gitmiyor. Bunu da bir aile dostumuz yaptırmıştı. İkinci el, sağ olsun gelip yapmıştı valla. Hiç yoktu, böyle raf raf vardı. Öyle işte, kahve içtim bol bol tabi. Çay kaşıklarını ne yapıyoruz? Böyle koyuyoruz. Çünkü sapları babamın altını karıştırdım. Orada bıçaklar varmış ya, sıfır. Almanya'da. Nurişim'in canım benim. Demek hepsini kullanmayayım diye oraya koydum. Sonra eşimle aşk mektuplarımızı buldum. Biraz oturdum, onları okudum. Oralar işte Semih'in küçükleri vardı, onları çıkarttım. Neler yazmışız, neler birbirimize. Telefonlar o zaman yeni yeni çıkıyordu. Vardı da telefon. Kontroller çok pahalıydı. Yani telefonumuz vardı ama kontrolü gezerdik. Ödemeli atardık biliyorsunuz. Yemeğim var. Dolma biber doldurdum biliyorsunuz. Daha yorumları kontrol etmedim. Çünkü çekime girdim. Ondan sonra böyle. Mutfak da temiz. Yataklar da temiz çok şükür. Tuvalet banyo da temiz ama o tuvaletin de ligine öyle. Onu yapacağım ama en kısa zamanda. Zaten klozetin değişmesi lazım ya. Sifonu falan bozuk onu. Kovayla su döküyoruz yani. Şunu şöyle koyayım. Ay.
Lavabo da gitmiyor. Ay. Yani çile bülbülüm çile. Domatesi koyayım. Biber dolması da çok güzel oldu. Böyle tencerede. Yedim biraz. İşte. Burada da borcamlarım var. Şunu da şuraya koydum mu? Tamam. Bunu da eşime bırakayım. Belki bu akşam gelemem yani, bilmiyorum. Bunu da atayım ya. Kirli kirli hiç sevmem, hiç nefret ederim hatta. O yüzden her yerde kirlik var, cımbız misali. Eşim diyor sen bana üzülüyorsun, ben sana üzülüyorum. Öyle. Hep sevinçli olacağız diye bir şey yok. Hem üzüleceğiz hem sevineceğiz. Yeter ki birbirimizin değerini, kıymetini bilelim. Bunun için her yerini yapıyorum ha. Temiz olsun. Cevler. Burayı ilaçlı bırakmayalım ya. Ekmek falan bırakılır. Eşim kullanır belki bu soğanı. Dolaba koy diye kokutur dolaba. Tertemiz. Mis. Cam da temiz. Dolabım da temiz. Temiz işte ya. Şurada kalsın da şurada. Kullanırım. Kurutma tam kurutmamış. Semih'in üniformasını buraya koydum.
Yani biraz çok nemli, sabaha kadar bir şey kalmaz. Şimdi yastığının birini takmıştım ben. Birini takmamıştım. Ben bu arada çok sık yastık yüzü değiştiririm. Yorganları beklemem yani. Çünkü kafa koyulduğu için. Bu fermuarlı yüz alacağım da. Bunlar biraz sararmış gibi olmuş. Işık da loş bu arada. Kesmiş ampul. Bembeyaz değil yani, sarı. Sarı olmuş. Onları hemen değiştirmem lazım. Bunu yeni değiştirdim. Eşim çok yastıkta yatıyor maalesef. Kumandasını da aramasın. Şöyle bırakayım. Oh, böyle. Şimdi Musti de geldi beni almaya. Şunları sevgili eşime bırakıyorum. Evet, ben hazırlandım arkadaşlar. Anne. Bebeğim. Bu akşam gel. Tamam aşkım. Bunları da götüreceğim. Lazım oluyor bana çünkü. Ay. Şöyle giyindim. Semih'im, üniforman kanepenin üstünde yavrum, tamam mı? Şeyin, Tamam anne, teşekkürler. yatağın üstünde bebeğim. Tamam. Ay, şimdi eve gidince maraton yine devam edecek. Olsun, sağlık olsun. İnşallah şu yolumuz yapılır. Semih'im için çok istiyorum. Bunu buna koyuyorum. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çantamı ben hiç yere koymam arkadaşlar. Şimdi şunu da alacağım. Yumurta toplarım buna da. Ya da dursun ya. Sonra alırım. Şimdi yağmur yağıyor. Çıkartması zor olacak. Ama bunları almak zorundayım. Onlar lazım oluyor bana. Ha, şunu da alayım. Yeni hat aldım internet için. Ama telefonum yok. Öyle. Aslında bazı ülkelerde hat aldığın zaman telefonu da veriyorlarmış. Yok öyle bir şansımız. Bunu da bu da kaç senelik gerçekten. Ev işinde işte bir patronumu övmüştüm biliyorsunuz. O vermişti canım benim. Çok güzel. Aynı battaniye gibi. Ben de sıcağı çok seviyorum zaten. Şu anda yağmur yağıyor. Böyle. Şimdi gidelim bakalım. Çile bülbülüm, Allah çile. Yok yok, sağlık olsun. Çile mile yok, çok şükür, elhamdülillah. Ayakkabılarımı giyeyim. Yavrum, çok öptüm anneciğim. Özlediği biri mi var? Bu kadın neden ağlıyor? Ben sizleri öpüyorum. Desteklerinizi bekliyorum candan yürekten. Yol için lütfen kimin imkanı varsa, maddi olarak demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Vallahi çok istiyorum, çok da rica ediyorum. Bir an önce olmasını istiyorum. Semih'im için olmasını istiyorum gerçekten. Böyle paramparça oluyoruz. Daha da güzel olacak. Onun sevabı da emin olun sizlere yetecektir. Öpüyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüz olsun. Tripodumu falan alayım, kameramı da alayım, ben gideyim.